Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 25 Eylül günlerden pazar, günün gelişen ve öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Bültenimiz başlıyor. Elazığ TSO ve Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar ödül töreninde Elazığ'ın iş dünyası bir araya geldi. Törende yapılan konuşmalarda ekonominin önemine vurgu yapıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası tarafından Ekonomiye Değer Katanlar ödül töreni gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen ödül törenine Elazığ Valisi Dr. Ömer Toroman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karışit, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arsan, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da, kurum müdürleri ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da görev yaptıkları süreç içerisinde yapmış oldukları çalışmaları anlattı. Biz Ticaret Borsası olarak Elazığ'a yeni bir proje kazandırdık. O projede de Sayın Valimizle, belediyemizle, odamızla birlikte helalleştirdik. Hele o projenin Fırat Ticaret Merkezi olarak borsamızın şu an hayvan pazarı olan bir yer, 28 milyon bir proje Fırat Kalkınma Ajansı'na teslim ettik. Sayın Valimiz de, belediye başkanı da, odamızda da destek verir. Sayın Milletvekilimiz Metin Bey'le biz yetkili bakan yardımcılarına görüştük. Onlarda da destek sözü aldık. İnşallah biz o projeyi en kısa zamanda elimize kazandıracağız. Çünkü şu an yapılan BSO Seven'in faaliyet göstermesi için böyle bir pazara ihtiyaç vardır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arsan, planladıkları çalışmaların %83'lük dilimini tamamladıklarını ifade etti. Hizmet binamızın Elazığ için bir ticaret kampüsüne dönüştürülmesi hedefiyle ekonominin içinde bulunan çok önemli kurumların oda hizmet binası kampüs alanında hizmet vermelerini sağladık. İlimizin kaynaklarını ekonomiye kazandırma, işsizlikle mücadele etme, yatırımlar için altyapıların kurulması, iç ticaretin canlanması, kurumlar arası işbirliği ve yerelden kalkınma hamlesinin başlatılması hedefiyle Elazığ stratejik vizyon planını oluşturduk. Bu planın öncelikli olarak şehrin kırmızı kitabı olmasını hedefleyerek çok yönlü olarak çalışmalar başlattık. 24 Ocak 2020 tarihindeki deprem afeti şehrin ekonomisini ciddi anlamda etkiledi. Deprem sonrası Elazığ'da ortak akılla bu işin üstesinden gelelim diye düşünerek Elazığ'ın master planını oluşturduk. Master plan çerçevesinde şehrin tüm sektörlerinde hangi alanlarda ne gibi yatırımlara ve altyapılara ihtiyaç var? Fırsat olan sektörler hangileri? Gelecek ile ilgili umut vadeden sektörlerimiz neler? İl ve ilçe bazlı analizler olmak üzere çalışmalar yaptık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'nın akredite oda borsa olduğunu anımsatarak üyelerine 5 yıldızlı hizmet verdiğini ifade etti. Bugün Allah'a çok şükür Paris, Londra, Berlin oda borsaları hangi standartta üyelerine hizmet veriyorsa Allah'a çok şükür Elazığ'daki oda ve borsamızda aynı standartta hizmet veriyor. Ben bu vizyondan dolayı her iki yönetim kurulu başkanını, meclis başkanını, yönetim kurulu üyesi kardeşlerimi, meclis üyesi kardeşlerimi ve başta genel sekreterlerimiz olmak üzere tüm çalışan kardeşlerimi kutluyorum. Bir de alkış yapın bakalım bunlara ya. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Elazığ'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Çok özel bir şehirde yaşıyoruz, çok kıymetli bir şehirde yaşıyoruz. Bizler de bu özel ve kıymetli şehre değer katabilmek için, bu şehrin kalkınmasını destekleyebilmek için göreve geldiğimiz günden itibaren ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimize değer katmaya çalışıyoruz. Şehrimizi daha müreffeh bir şehir haline getirmek istiyoruz. Şehrimizi
daha yaşanabilir şehirler sıralamasında daha ön sıraya çıkarabilmek için gayret ediyoruz. Ve bunu yaparken paydaşlarımızı unutmuyoruz. Valimizin öncülüğünde milletvekillerimizin çok yoğun desteğiyle ticaret ve sanayi odamızla, üniversitemizle, ticaret borsamızla ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek bu şehre değer katacak her bir projeyi hayata geçirebilmek için birlikte yürüyoruz. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da eğitimle ilgili sorunlar olduğunu ifade ederek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Elazığ'a bir okul yapılmasını istedi. Elazığ'da eğitimle ilgili sorunlarımız var. Okullarımızla ilgili sorunlarımız var. Biz Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden Elazığ'dan bir okul istiyoruz. Odalar ve Borsalar Birliği'miz Elazığ'a bir okul yapsın. Niye bir okul yapsın? Bu il devletine, vatanına sadakatle bağlı olan insanların ili. Gerçekten öyle. Devletçi, cumhuriyetçi, milliyetçi bir kent dokusu var burada. Okullarımız olsun ki çocuklarımız okuyabilsin. Okusunlar ki bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini asla unutmasınlar. Bu duygu ve düşüncelerle etkinliklerinizden, hizmetlerinizden dolayı Elazığ Ticaret Odası'mıza tekrar teşekkür ederim. AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ kısa zaman içerisinde bir sanayi kenti olma yolundaki hamlesini tamamlayacaktır, dedi. Allah'a hamdolsun bugün OSB'mizde bir metrekarelik yer kalmadı. İkinci OSB'yi yaptık. Onunla alakalı daha altyapısı bitmemesine rağmen dün bir firmamız temelini attı. İşte bugün hep birlikte oradaydık. BESO OSB'yi yaptık ve İnşallah Elazığ çok kısa zaman içerisinde de bir sanayi kenti olma yolundaki hamlesini başarıyla tamamlayacaktır. Tabii bunu ne ile başardık? Birlikte başardık. Hep birlikte başardık. Şehrin bütün yöneticileriyle birlikte başardık. Bundan dolayıdır ki Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın diyor. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyor, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Cemil Çiçek, Türkiye'nin 2022 Türkiye'sine kavuşmasının kolay olmadığını söyledi. Elazığ'ın şapkasında 8 tane köşe var. Sayın Başkan, foteri çıkar, bundan sonraki resimde 8 köşeli şapkayla bir resim verelim. O 8 köşenin her birisi bu ilin insanların özelliğini, güzelliğini anlatır. Acaba Türk milletinin bir İngiliz'den, bir Fransız'dan, bir Rus'tan ne farkı var diye sorarlarsa Elazığ insanını tanısınlar, o farkı çok net göreceklerdir. Bunu da samimi olarak ifade edeyim. Kelam-ı rüşvet kabilinden de bunu söylemiyorum. Elazığ valisi Dr. Ömer Toraman ise Elazığ deprem ve arkasından yaşadığımız salgın sürecini atlatarak artık Türkiye'nin uluslararası alanda vermiş olduğu kalkınma ve üretme mücadelesini destekleyen önemli bir il ifadelerini kullandı. 2020 depreminde yaşayan bir il Elazığ, depremi müteakiben Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde devletimiz ve milletimiz seferber oldu, bir ve beraber oldu. Açılan yaraların sarılması için herkes katkı verdi. Bu katkılar içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve bütün iş insanlarına hasreten teşekkür ediyoruz. Elazığ deprem arkasından yaşadığımız salgın sürecine atlatarak artık Türkiye'nin uluslararası alanda vermiş olduğu kalkınma mücadelesini, üretme mücadelesini, ihracat mücadelesini destekleyen önemli bir il. Bu mücadelesini yalnızca sanayi alanında değil, tarım alanında da, hizmetler sektöründe de var gücüyle yürütmeye devam ediyor. Elazığ TB, Fırat Üniversitesi Taham İşbirliği Protokolü ve Elazığ TB, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Yeşil Mütabakat Bölgesel Eylem Planı'nın imzalandığı törende
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açılışı, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası elazığburada.com.tr e-ticaret ofisi açılışı, Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgilendirme Merkezi açılışı, DAİP Elazığ Şubesi açılışı, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Akademi açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Elazığ TB'de 30. yılını dolduran üyeler, Elazığ TB Borsa Tescili Üstün Başarı Ödülü, en fazla ihracat yapan üyeler, en fazla istihdam sağlayan üyeler, gelir vergisi rekortmenleri, kurumlar vergisi rekortmenleri, ekonomiye değer katanlar ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda 50. yılını dolduran üyeler olmak üzere yaklaşık 120 kişi ödül aldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde Elazığ ekonomisine değer veren grubumuza iki ödül birden verildi. Seza Çimento Fabrikası ve Kanal Fırat Televizyonu törende ödüle layık görüldü. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası tarafından Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen ödül törenine Elazığ Valisi Dr. Ömer Toroman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karışit, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arsan, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da, kurum müdürleri ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Elazığ ve ülkenin ekonomisine önemli katkı sağlayan iş dünyasının ödüllendirildiği ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ödül törenine grubumuz damga vurarak iki ödül birden aldı. Cumhuriyet tarihinin bölgedeki en büyük özel sektör yatırımı olan ve Türkiye'nin en çevreci çimento fabrikası olma özelliğini taşıyan Seza Çimento Fabrikası, Ekonomiye Değer Katanlar Ödülü'ne layık görüldü. Seza Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık adına ödülü fabrika müdürü Ahmet Tursun aldı. Ödülü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arsan ve Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da takdim etti. SYCS İnşaat Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Seza Çimento adına Sayın Yasemin Açık hanımefendiyi davet ediyoruz. Gerçekleştirilen ödül töreninde grubumuzdan bir diğer ödül ise Kanal Fırat Televizyonu'na verildi. Kanal Fırat Medya Grubu, şehrin ekonomisini ve iş dünyasını destekleyen yayınlarının yanı sıra sorumlu yayıncılığı nedeniyle ödüle layık görüldü. Kanal Fırat Televizyonu'nun ödülünü haber spikeri Furkan Dilaver aldı. Çıra Radyo Televizyon Yapım ve Yayıncılık AŞ adına... İş adamı Mehmet Karacadağ'ın ev sahipliğinde Masat Bölgesi Alacakaya ilçesi muhtarların sorunlarının çözümü için düzenlenen toplantıda bir araya geldi. İş adamı Mehmet Karacadağ'ın ev sahipliğinde Masat Bölgesi Alacakaya ilçesi muhtarlarının sorunlarının çözümü için düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda muhtarların talep ve sorunları dinlendi, çözüm önerileri istişare edildi. Masat Başkanı Fatih Üzel, siyasi partilere çağrıda bulundu. Alacakaya'nın sesini duyurmak için buradayız. Değerli arkadaşlar, sizlerden de görüşlerinizi alacağız, sorunlarınızı alacağız. Yukarıya, büyüklerimize ileteceğiz. İnşallah sorunlarınızı çözme konusunda da yardımcı olacağız sizlere. Masat bölgesi biliyorsunuz temsil konusunda biraz sıkıntılı.
temsil konusunda adalet istiyoruz. Bu yüzden bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz. Mutlaka bizim bölgenin temsilde adil bir şekilde seçilebilecek yerden aday gösterilmesini istiyoruz. O yüzden de bütün siyasi partilerden eğer bizim adaylarımızı göstermezseniz son ihtimalle olsa bağımsız aday çıkaracağımızı ve bunun için de elimizden gelen neyse yapacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Masat kurucu başkanı Fethi Ahmet Gel, Alacakaya'yı dünyanın en zengin ve en fakir ilçesi olarak nitelendirdi. Dünyanın en zengin ilçesi ve dünyanın en fakir ilçesi olan Alacakaya'dayız. Burada dört büyük kutsal kitapta bahsedildiği gibi Dicle'nin doğduğu bölgedeyiz. Burası cennetin tüm kutsal kitaplarda Allah'ın bahsetmiş olduğu bir ilçe. Burada bakır var, burada altın var, burada krom var ve burada mermer var. Allah bu cenneti bize vaat etmiş ve biz buranın sahibiyiz. Bundan sonraki süreçte Alacakaya, Maden, Arıcak, Sivrice, Elazığ'ın ekonomisinde, siyasetinde mührünü basacaktır. Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, maden kaynakları olarak zengin bir bölgedeyiz ancak fakirlik yaşıyoruz diyerek bölgenin yeteri kadar destek alamadığını söyledi. Maden kaynaklarının zengin olan bir bölgede yaşıyoruz. Ancak maalesef bu zengin kaynakların üzerinde oturmamıza rağmen fakirlik yaşıyoruz. Bunu da biz değerlendirdiğimiz zaman demek ki bölgemiz yeterince destek alamıyor, yeterince değer alamıyor. Maden Gezin gibi güzel bir bölgeye taşınacaktı ama belediye başkanı buna engel oldu. Arkadaşlar bu çok yanlış bir bilgi, çok eksik bir bilgi. İki tane değerli bakanımız ilçeye geldiği zaman kaymakamlıkta yapılan toplantıda arkadaşlar fikirlerini beyan ederken Fethi Ahmet Başkan doğrudaydı. Benim orada da ifadem maden ya hep taşınır ya hiç taşınmaz. Bugün de aynı görüşümün arkasındayım. İş adamı Mehmet Karaca da bölgenin sorunlarının yıllardır devam ettiğini ve bir adım öteye gidemediklerini belirtti. Bölgenin sıkıntısını yıllardır duyuyoruz. Ben 38 yaşındayım. Yıllardır bu süre gelen sıkıntıları görüyoruz. Ama hiçbir şekilde hiçbir müdahale edemiyoruz. Belki bir nebze olsun atağa çıkıyoruz ama aynı şekilde kalıyor. Temsil niteliğinde yine her seçimde geri planda kalıyoruz. Bu seçim çok önemli bir seçim. Bu seçimde hiçbir partinin kaybetme şansı, lüksü yoktur. Bizim gibi değerli ilçeleri de göz ardı etme şansları kesinlikle olmayacaktır. Biz bir daha kendimizi gerçek manada kullandırıp bu noktaya düşmek istemiyoruz. Ben sizden bu konuda bölge için destek istiyorum. Biz hep beraber olalım. Bu seçimde en azından birlik beraberliğimizi kaybetmeyelim. Güç olduğumuzu gösterelim. Başkanımın da biraz önce ifade ettiği gibi bütün partilere gereken cevapları verelim. Seçilmek isteyen, aday olmak isteyen ya da orada o makamda bizim bölgemizi temsil etmek isteyen kim varsa buna kol kanat gersin. Olmadığı takdirde evet biz kendi gücümüzü seçilmeyeceksek dahi bir güç olduğumuzu bağımsız olarak gösterelim. Eğitimci Mesut Aksan ilçenin sorunlarına değinerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Bir bölge potansiyeli olacak, maddi kaynakları olacak, ciddi bir insan kaynağı olacak ama imkanlarını yeteri kadar kullanmaması kadar acı bir durum sanıyorum olmasa gerek. Tabii bu bizim tespitimiz olmakla birlikte bizden ziyade önemli olan sizin ne düşündüğünüzdür. Maden, Alacakaya, Arıcak ve yine komşu ilçelerimizden ciddi bir potansiyeli olan Sivrice halkının ne düşündüğü önemlidir. Evet ben diyorum ki böyle bir problem var ama siz bizimle hemfikir olmazsanız süreci doğru yönetme ve doğru ileriye götürme imkanımız pek mümkün olmaz. Ama ortada bir hakikat var ki muhakkak bir işe başlarken bir araya gelmeniz lazımdır. Bölgenin maddi kaynaklarının, yeraltı kaynaklarının, doğal kaynaklarının olduğu zaten dünyanın malumu ki Türkiye'nin gündemine gelmiş olan bir ihale sürecini hepimiz yaşadık, gördük. Size ait olan kaynaklardan yeteri kadar istifade edememeniz sizin için bir sorun mudur?
bölgenize hakikaten hizmet gelmemesi sizin için bir sorun mudur? Mesela bürokrasi de bölgenizin insanının yeteri kadar var olmaması sizin için bir sorun mudur? Siyasi anlamda bölgenizin temsilcisinin olmaması sizin için sorun mudur? Sadece bu masadaki insanların problemi ise bizim başarıyı elde etmemiz çok zordur değerli arkadaşlar. Tek çare şu, siz bu bölge insanı olarak kenetlenme ve dayanışmayı ortaya koyarsanız buranın devasa sorunların çözümü mümkündür. Ama birlik ruhunu ortadan kaldırırsak en basit sorunlarımızı bile çözme imkanı maalesef olmayacaktır. İş adamı Muhittin Aydın son 20 yıldır siyaset üzerinde özgür bir ağırlıklarının olmadığını söyledi. İlçelerimizin geçmiş siyaset üzerinde büyük özgür ağırlıkları vardı. Ama son 20 yıldır siyaset üzerinde bir özgür ağırlığımız yok. Sözümüz para etmiyor. Gittiğimiz siyasi partilerde sözümüzü dinletemiyoruz. Maalesef bu dört ilçemizde gerçekten geçmişte de bugün de Elazığ ekonomisinin lokomotifi olan bu ilçelerimiz hak ettiği yerde değil. Ve siyaset yaptığımız bütün partilerde ağırlığımızın olması lazım. Özgür ağırlığımızın olması lazım. Sesimizin çıkması lazım. Kendimizi dinletmemiz lazım. Alıcıkaya Gündoğdu Mahalle Muhtarı Murat Ertaş, en ciddi sorunumuz eğitim dedi. Bence üç temel sıkıntı var burada. Yani masraf olarak geldiniz ama şunu ifade ediyorum. Yani bir yerde eğitim yoksa bence maden de olsa, şey de olsa hiçbir şey yoktur. Burada en büyük ciddi sorunumuz eğitim. İşte biz başa geldiğimizde kalemden yolunu yapacağız. Buyurun, bu kadar millet var burada. Yıllarca her siyasette kalemden yolu dile gelmiyor mu? Hiçbir gelişme de yok. Çünkü niye? Bir yerde eğer ulaşım yoksa, oraya ticaret girmiyorsa hiçbir şey olmaz. Kör nokta. İl Genel Meclis üyesi Halim Beyaz Elma, ilçenin eğitim, yol ve sağlık gibi temel üç sorununun olduğuna dikkat çekti. Bizzat kendim başkanla, bakan, sayın bakanımızla görüştük. Benim ilçemin üç tane sorunlar var. Aleyhinizden o sorunları da çözeceğiz de inşallah. Eğitim, yol, sağlık. Bu bir gerçektir. Bir yerde yol geçmese o ilçe ölüdür. Bir yerde eğitim olmasa ölüdür. Bir yerde sağlık olmasa hiç olmaz. Bize her şeyden önce insanlarımızın sağlığıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, depremin ardından Elazığ'da riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan mahallelerde inşa edilen konut ve iş yerlerinin fiyatlarının açıklanmamasına tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından Elazığ'da riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan mahallelerde inşa edilen konut ve iş yerlerinin fiyatlarının açıklanmamasına tepki gösterdi. İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, 24 Ocak depreminin ardından Elazığ'da ve Sivrice'de riskli alan ilan edilerek TOKİ tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülen Abdullah Paşa, Mustafa Paşa, Rüstem Paşa, Sürsürü, Dilek ve Petek siteleri gibi alanlarda inşa edilen konutların ve iş yerlerinin değeri açıklanmadığı için ortalama bir taksit tutarı da belirlenemiyor. Depremin ilk gününden bugüne kadar yaptık olduğu anlayışıyla hareket edildiğinden ve depremzede yurttaşlarımıza söz hakkı verilmediğinden yaşanan belirsizlik bugün bile insanlarımızı tedirgin ediyor. Ayrıca 2020'deki konut fiyatı vatandaşa nasıl yansıtılıyorsa, 2021'de ve 2022'deki konut hak sahibi olanların konut bedelleri de 2020'deki konut bedelleri olmalıdır diye öneriyorum ifadelerini kullandı. Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası 26. olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Kongre sonucunda 106 oy ile mevcut başkan Cazim Bulut güven tazeledi. Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası 26. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. İki liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Cazim Bulut ve Efraim Reçber yarıştı. 495 üyenin bulunduğu odada toplam 169 oy kullanıldı. Saat 17 itibariyle açılan sandıkların sonucunda başkanlığa yeniden Cazim Bulut seçildi. Oylama sonucunda Cazim Bulut 106 oy alırken Efraim Reçber ise 62 oy aldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı.
Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cazim Bulut, meslektaşlarına teşekkür ederek yeni dönemde de en iyi şekilde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. 2014 yılından bu tarafa Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'nı yürütüyordum. Daha önceki 4 dönem başkanlığım döneminde rakip çıkmadığı için tek başıma liste çıkarıp meslektaşlarımın teveccühüyle görevime devam ediyordum. Ancak bu dönem gayet demokratik bir ortamda başka meslektaşlarımız liste çıkardılar. Demokratik bir ortamda yapılan seçim neticesinde listemiz kazanmış oldu. 4 dönem üst üste bize rakip çıkmadığı için bizim de hizmet olarak, mesleki hizmet olarak, veteriner hekimliğine hizmet olarak sahada biliyorsunuz veteriner hekimliğin sadece veteriner hekimlik mesleğiyle alakalı değil, insan sağlığıyla, çevre sağlığıyla, toplum sağlığıyla alakalı çalışmaları var. Bununla ilgili çalışmalarımızı test etme veya işte bununla ilgili doğru işler yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz gibi bir takım düşüncelerimiz oluyordu. Bunun da test etmiş olduk. Meslektaşlarımızın teveccühüyle 5. dönem 2022-2024 yılları arasında görevimize yönetim kurulu meslektaşlarımla beraber devam edeceğiz. Yaz aylarının sonuna yaklaşırken vatandaşlar da kışlık hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki pazar fiyatlarında son durum ne? Pazarın nabzını sizler için tuttuk. Yaz aylarının sonuna yaklaşılırken kışlık hazırlıklar bir bir başladı. Kış hazırlıkları başında gelen kurutmalıktan salçaya, konserveden turşuluk malzemeye kadar her ürün pazar tezgahında yerini aldı. Peki fiyatlar ne durumda? Vatandaş ne düşünüyor? Zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Olana fena değil yani ama parası olmayana şey. İyi yani normal. Hiçbir şeyin yanına gidelim. Nereye gitsen de aynı. Her şey öyle. Kızım yine bizlerin çift maaş olanlar o yani şöyle ama olmayanlara Allah yardım etsin. Zor. Pahalı yani. Pahalı olmayan bir şey yok. Normal. Pahalıyız ama ne yapalım? Çok pahalı. Dolduramıyoruz. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil yani hiç. Mecburen işte harç borç alıyoruz. Ne yapalım? Hayat devam ediyor. Bir emekli dolduramaz. Eğer 5-6 kişi ise hiç dolduramaz. Bundan sonra daha zorluk olacak. Normal. Bu hafta çok normaldi. Buradan mı gider? Diğer haftalar daha pahalıydı. Abi, bu pazar çok güzelmiş. İlk defa geliyorum. Biraz pahalı ya. Pahalı ama mecburiyetten alıyoruz. Ne yapalım? Esnaf sebze ve meyve fiyatlarını sıraladı. Halkın alım gücü yok dedi. Vallahi şu anda fiyatlar biraz çok yüksek. Millet alışveriş yapıyor ama hani bir milyarla geliyor zor evet git malzemesini götürebiliyor. Bir kilo patates olmuş 7-8 lira. Bir kilo görüyorsunuz etiketleri o da şu anda en uygun etiketler 8,5-9 lira biber yazmışlar. Hani halkın alma gücü yok. Hani neden kaynaklandığını mazottan mı neden kaynaklandığını biz de bilemiyoruz. Hani biz de satışta şeyiz yani randımansız bir satışımız var. Hani günde evet 100 lira götüreceğimize 50 lira zor götürebiliyorsun yani kazanç yani ortalama fiyatlar çok düştü yarıdan yarıya düştü. Hani bu halde biz de yani mesela bir turşu yapmaya kalkarsak 1,5 milyar para gidiyor. Hani havuç 10 lira, havuç 10, limon 20 lira, otlar 500, tererokalar 4 lira deseler. Kurutma zamanı bağlar 30 lira yani bağ olarak nane reyhan. Sezonu bitti yani. Bir ay kaldı yani sezon. Yüksek yani. Turşu zamanı turşu çok pahalı. Bir turşu yapıyor adam 100 lira, 150 lira. Turşu bu sene çok pahalı. Yeşillik üzeri de öyle. Yani. Fiyatlar turşuluk başları. Turşulukta bazı çeşitler uygundur, bazıları da pahalıdır. Sebze genelde normal. Sebze artık talep az olduğu zaman fiyatlar düşmeye başladı. Domates 10 liradan 4, 5, 6, biber 15 liradan 8, 8,5'a kadar düştü. Patlıcan bir ara 15 liraya kadar yükseldi. Şu anda 7,5, 8, 9 arasında değişiyor. Yani artık bu fiyatlar güncellendi. Bundan yani halkımız da artık alışveriş yapabilir. Vallahi memnun, niye memnun olmasın? Bakın biber 5-6 lira, salatalık 2 lira, 3 lira, domates 3 lira, 4 lira. Marketlerde, manavlarda patates 10-12 lira, bizde 5 lira. Yani memnun. Turşu zamanı.
Tabii yoğunluk oluyor yani ama daha tam değil yani bir hafta sonra daha da yoğun olacak. Kış meyveleriyle yaz meyveleri şu an iç içe girmiş durumda. Mesela en ucuz gördüğünüz şu güzel elmaların mandalinanın kilosu 10 lira şu anda. Bir kilo üzüm 7-8 lira. Gayet fiyatlar uygun. Vatandaş sıkılmadan çok rahat bir şekilde meyve alıp yiyebiliyor. Bizler de esnaf olarak satışlardan gayet memnunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Satışlarla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Memnunuz. Şu an çok iyi. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Salı günü gerçekleştirilecek Sivrice Kültür ve Kongre Merkezi'nin açılışına tüm Elazığlıları davet etti. Zeytinburnu Belediyesi'nin desteğiyle açılacak olan Sivrice Kültür ve Kongre Merkezi hem Sivrice hem de Elazığ halkına hizmet edecek. Hazar Gölü kıyısında Hazar Baba Dağı eteklerine yapılmış olan Kültür ve Kongre Merkezi, ilçenin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte inşa edildi. Kültür ve Kongre Merkezi'nin iç kapasitesi 600 kişiye, kır bahçesi olarak adlandırılan kısım da 4000 kişiye hizmet verecek şekilde tasarlandı. Kongre Merkezi'nin iç kapasitesi 600 kişilik. Tabii biz yanında bir kır bahçesi yaptırdık. Onu da kendi imkanlarımızla yaptırdık. Yaklaşık 4000 kişilik de dışarıdaki alan, kır bahçesi dediğimiz alan kapasiteye sahip. Kışın havaların kötü olduğu durumlarda içeride, diğer durumlarda dışarıda. Yeri de çok güzel. Hazar Gölü'nün hemen kenarında, Hazar Baba Dağı'nın eteğinde. Nasıl olur gelirseniz bölgenin en büyük şehir tesisi olacak galiba. Yani Sivrice üzerinde en büyük tesis. Tabii Sivrice üzerinde en büyük tesis ve ilk bir tesis olacak. Gayet yeri de manzarası da güzel bir tesis. Amacımız burayı sadece Sivrice değil, Elazığ'ın da hizmetine sunmak. Hakikaten Elazığ'ımızın da Sivrice Gölü'nden daha fazla faydalanmasının önünü açmak. Belki bu bir basamaktır, bir ilk adımdır. Akabinde bir örnekleme olur umuduyla, akabinde diğer tesislerin de açılmasıyla hem Hazar Gölü'nün hem Sivrice'nin o güzel doğasının Elazığlı insanımızın kullanımına, hizmetine sunmak da temel amaçlarımızdan biridir. Salı günü gerçekleştirilecek olan açılışa Elazığlıları davet eden Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. Bizim şu an Zeytinburnu Belediyesi'yle birlikte yaptığımız bir kültür kongre merkezimiz vardı. Geçen sene temeli atıldı. İnşaatımız bitti. Önümüzdeki salı günü saat 14'te açılış yapılacak. Açılışına Zeytinburnu Belediye Başkanımız da katılacak. Sivrice için güzel bir organizasyon, güzel bir merkez olacak. Çünkü ilçemizde insanımızın ihtiyaçlarını karşılayacak böyle bir merkezimiz yoktu. Salı günkü açılışımıza ben de bu vesileyle sesimizi ulaştığı herkesi de davet ediyorum. Hakikaten Zeytinburnu Belediye Başkanımıza da teşekkürlerimizi iletiyorum. Sivriceliler adına kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü depremden sonra Sivrice'ye ciddi bir katkısı olan tek belediye başkanımız Zeytinburnu Belediye Başkanımızdı. Güzel de bir çalışma oldu. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece yarısı gerçekleştirilen dar bölge uygulamasında 330 şahıs ve 70 araç sorgulandı. Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması amacıyla denetimleri hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede gece yarısı Mustafa Paşa Mahallesi'nde 19 ekip ve 48 personelinin katılımı ile yapılan dar bölge uygulamasında 330 şahıs ve 70 araç sorgulandı. Uygulamada bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek ele geçirilirken, yoklama kaçağı 2 kişi hakkında işlem yapıldı. Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla aralıksız devam edeceği aktarıldı. Elazığ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 30 şüpheli yakalandı. Çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. Elazığ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 30 şüpheli yakalandı. Çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce telefon dolandırıcılarına yönelik 4 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüphelinin yakalandığı, çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi ifadeleri yer aldı.
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, trafik kazalarının önüne geçmek ve yolcuların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla radarlı ve drone'lu trafik denetimi gerçekleştirdi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarmaları, trafikte sürücü, yaya ve yolcuların güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, kazalarda can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla her türlü tedbiri alıyor. Elazığ'da jandarma trafik ekipleri radar ve drone'la gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde alkol uygulaması, emniyet kemeri ve kask kullanımı, hız, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, toplu taşıma araçları, servis araçları ve diğer trafik ihlalleriyle ilgili olarak denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan sürücüler drone yardımıyla tespit edildi. Kurallara uymayan araçlar ise ileride bekleyen trafik ekiplerince durdurularak ceza kesildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nca kazaların meydana gelmemesi için her türlü trafik tedbirlerine kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. Huzursen Genel Başkanı Murat Böçkün, şiddet gören sağlık çalışanlarına %100 ücretsiz avukatlık hizmeti vereceklerini söyledi. Huzursen Genel Başkanı Murat Böçkün, şiddet gören sağlık çalışanlarına müjde verdi. Başkan Böçkün, sağlıkta şiddet, personelin işini yapmasını engellemeye çalışmak, alın teri sahibine dayak veya her türlü darp ile cebir gibi suçlarla mücadelede personelimize %100 ücretsiz avukatlık hizmeti vereceklerini söyledi. Huzur Sağlık Sen Genel Merkezi olarak son yaptığımız yönetim kurulu toplantısında sahadan gelen talepler de göz önünde bulundurularak sağlık personelinin yaşamış olduğu şiddet olaylarında, darp ve cebir olaylarında bundan sonra sendikamız genel merkezinin %100 ücretsiz avukat desteği ve hukuk danışmanlığı desteği vermeye karar aldık. Bu kararımızın da tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Tüm hemşire, eve ve tüm sağlık personellerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Elazığ'da iki farklı noktada meydana gelen hırsızlık olayları polisi harekete geçirdi. Öte yandan iki camiden dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı çalan zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Görüntülerin iki adresi İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lokanta. Lokantanın camından içeri giren hırsız önce para kasasını yokladı ancak umduğunu bulamayınca bir kutu içerisinde bulunan 10 lira bozuk parayı çaldı. Girdiği yerden tekrar dışarı çıkan hırsız elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı. Korkusuz hırsızın o anları güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Diğer hırsızlık olayı bir tantuni dükkanında meydana geldi. Dükkanın arka camından içeri giren hırsız, kasada bulunan 2000 TL'yi çalarak gözden kayboldu. Güvenlik kamerasına yansıyan her iki hırsızlık olayı için polis çalışma başlattı. Öte yandan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Eylül'de iki farklı camiden dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı çalınması olayına ilişkin yapılan çalışmalarda zanlı tespit edildi. 8 suç kaydı olan zanlı yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tazesini bolca bulmak ve yemek mümkün. Peki size o mevsimde yetişen yerli çileği bu ayda bulmanız mümkün mü desek cevabınız hayır olurdu. İşte Elazığlı Duran Deveci yerli çilekleriyle vatandaşın gönlünü fethediyor. Kanı temizlemesi, sakinleştirici etkiye sahip olması ve stresi azaltması gibi daha sayamadığımız birçok faydasıyla bilinen yerli çileği, Mart ve Nisan aylarında bolca bulmak mümkün. Peki size o mevsimde yetişen yerli çileği bu ayda bulmanız da mümkün desek? Elazığlı Duran Deveci yetiştirdiği yerli çilekleriyle vatandaşın yoğun ilgisini görüyor. Elazığ'a yerli çileği bu zaman eten 11. ayın sonuna kadar Elazığ'da gündeme getiren benim. Başlangıçta festivalimiz olsun, yerli çilek olsun, reçellik, yemeklik, kafelere için çileği bu zaman eten tek ben getiriyorum. Hep yerli çilek satarım.
Elazığ'ın halkı beni tanıyor. Burada çileği ben birinci kalite getirdim. Çürük falan getirmem. Gündemde olan bir çilek. Yerli çileğimiz. Hatta burada da görebilirsiniz. Üzümümüz yerli. Mayıs ayında başlar. 11. ayın 15'inden çileğimiz devam etmektedir. Şu an taleplerim çok yüksek. Reçellik özellikle. Şu an çok reçellik gidiyor. Bir Haziran ayında reçellik başlar. Bir de şu an güz çileğimiz deriz. Güz çileğimiz var reçellik. Şu an reçellik çok gündemde olan. Tadı yerli, lezzetli, Elazığ'ın doğal çilekleri. Dışarıdan gelmiyor, Silifke çileği değil. Elazığ'ın yerel çileğimiz. Ramazan Öner'in kaleme aldığı Büyük Deprem Kaybolan Umutlar isimli kitabın lansman toplantısı yapıldı. Ramazan Öner'in kaleme aldığı Büyük Deprem Kaybolan Umutlar isimli kitabın lansmanı yapıldı. Lansman Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Allah bu millete daha böyle felaketler yaşatmasın. AFAD Şube Müdürü Hakan Baş, Elazığ depreminde gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetti. Depremin ilk anından itibaren 4 tane geçişlik konaklama merkezinde 7000'e yakın vatandaşımızı barındırmak için geçişlik konaklama merkezlerini kurduk. Ondan sonra hak sahipliği sürecimiz başladı. Hak sahipliği sürecinde 30.000'e yakın vatandaşımız başvurdu ve bunların %80'i hak sahibi oldu. Bu süreçten sonra konut teslimlerine başladık. Şu anda 11.000'e yakın rezerv alanında konutlarımızı teslim ettik. Toplantıda Elazığ depreminde hayatını kaybedenler de anıldı. Ramazan Ertaş, Salih İnce. Toplantı şiir ve müzik dinletisiyle sona erdi. Aynı şarkıları dinledim ve aynı hayatı yaşadım durdum. Türk Kızılay Elazığ Şube Başkan Yardımcısı Hasan Üstündağ'ınoğlu Mücahit Üstündağ hayatını Nisa Kaygısız ile birleştirdi. Türk Kızılay Elazığ Şube Başkan Yardımcısı Hasan Üstündağ'ın oğlu Mücahit Üstündağ hayatını Nisa Kaygısız ile birleştirdi. Çiftin nikahını Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya kıyarken, nikah şahitliklerine ise AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, 26. dönem Elazığ Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı, TİH Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve Nusret Çoban yaptı. Çift iyi günde kötü günde bir ömür birlikteliğe evet dedi. Muzaffer kızı Nisa Kaygısız, Hasan oğlu Mücahit Üstündağ'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Hasan oğlu Mücahit Üstündağ, Muzaffer kızı Nisa Kaygısız'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Aile cüzdanını takdim eden AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve 26. dönem milletvekili Ejder Açıkkapı çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Ben öncelikle bu kardeşlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Yüzleri hep gülsün. Tebessüm hiç yüzlerinden eksik olmasın. Ancak hayatında şu andaki mevsimler gibi inişleri çıkışları var. Hiç beklenmedik bir anda soğuk bir mevsim oldu. Hayatta da böyledir. Ama en önemlisi o inişlerde çıkışlarda hep birbirlerine destek olmaları ve en zor anlarında şu sözü birbirlerine söylemelerini özellikle arzu ediyorum. Zor gününüzde birbirinize ben hep senin yanındayım. Merak etme ben buradayım diyebilmelisiniz. Ben bugün Mücahit kardeşimin evladımın ve Nisa evladımın bugün bu nikah akitlerinin bir ömür boyu kendilerine huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Başkanımın ifade ettiği gibi inşallah zor günlerinde birbirlerinin yanlarında olacaklar. Sevinçler paylaştıkça artar. Üzüntüler paylaştıkça azalır. En zor günlerinizde inşallah hep birbirinize destek olacaksınız. Ben evlilik cüzdanını tabii ki
belediye başkanımızın ifade ettiği gibi hak eden kimse ona vereceğim. Kızımıza takdim edeceğim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim mesut bahtiyar etsin. Gecenin ilk dansı çiftten geldi. Genç çifti bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı. Medya grubumuz olarak Nisa ve Mücahit Üstündağ çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Eğitim Bir Sen Bir Nolu Şubesi'nin 7. olağan genel kurulu delege seçimleri yapıldı. İki adayın yarıştığı delege seçimlerini Eğitim Bir Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi kazandı. Eğitim Bir Sen Bir Nolu Şubesi'nin delege seçimleri yapıldı. 7. olağan genel kurulunda oy kullanacak delegelerin seçimi öğretmen Sıdıka Var Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Eğitim Bir Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, 12 sendika üyemiz oy kullanarak delegelerimiz seçilecek ve 15 Ekim'de de kongremiz gerçekleşecek dedi. Delege seçimlerini gerçekleştiriyoruz. Kongreler sendikaların yenilenmesi için bir fırsat. Dolayısıyla 1 Eylül itibariyle başlayan Eğitim Bir Sen 7. olağan kurulu süreci bugün delege seçimiyle startını verdi. Yaklaşık 3200 üyemizin oy kullanacağı, 12 sandıkta oy kullanacağı bugün toplam ve 111 delegemizin seçileceği bu seçimde çok güzel bir atmosfer var. Birlik beraberlik içinde, bir kardeşlik havası içerisinde güzel bir seçim süreci yaşıyoruz. Ben buraya katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Eğitim Bir Sen Şube Başkan adayı Atilla Yılmaz, oy kullananlara teşekkür ederek bugün demokratik bir seçim şöleni yaşadıklarını ifade etti. Eğitimciler Birliği Sendikamızın 7. olağan kongresi dolayısıyla bugün Sıdıka Var Kız Meslek Lisemizde delege seçimleri için buradayız. Özellikle üyelerimizin, eğitim çalışanlarımızın özgür iradelerini sandığa yansıtacağı bir gün olduğu için de ne kadar gurur duyursak azdır. Bu büyük camiye yakışır. Güzel bir seçim, güzel bir atmosferde üyelerimiz, çalışanlarımız iradelerini sandığa yansıtmakta. Bundan dolayı da son derece mutluyuz. İnşallah kazanan Elazığ eğitimi olacak, kazanan eğitim çalışanları olacak, kazanan eğitim çağındaki çocuklar olacak. Her şey yarınlarımız için diyorum. Teşekkür ediyorum. İki adayın yarıştığı delege seçimlerini Eğitim Bir Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi kazandı. Elazığ'da konsept butik kafe düzenlenen törenle açıldı. Elazığ'da ilk kez kafe tarzında hizmet verecek olan Edge Love Shop ve Kafe Konsept Butik açılışı gerçekleştirildi. Evet, Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim helalinden bol kazanç nasip etsin. Ya Allah, bismillah. Kerim abi. Gerçekleştirilen açılış törenine Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve davetliler katıldı. Konsept kafe yaptık. Butik ve kafe bir arada. Alışveriş yapan kahve içebilir. Kahve içmek isteyen alışveriş yapabilir. Bu şekilde tasarladık. Elazığ'da yok herhalde. Hiç yok, evet. Türkiye'de 7 taneydi. 8. biz olduk. Elazığ'da hizmete giren butik kafede müşteriler hem alışveriş yapacaklar hem de soğuk ve sıcak içecek çeşitlerinden faydalanacaklar. Elazığ'ın tanınmış ailelerinden iş adamı Doğukan Cam, Ceyda Türk ile dünya evine girdi. Elazığ'ın tanınmış ailelerinden iş adamı Doğukan Can, Ceyda Türk ile dünya evine girdi. Çift salona çayda çıra eşliğinde geldi. Gecenin ilk dansı çiftten geldi. Genç çifti bu mutlu günlerinde sevenleri de yalnız bırakmadı. Gece boyunca davetliler de çift de doyasıya eğlendi. Medya grubumuz olarak Ceyda ve Doğukan Can çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
Günün gelişen haberlerini sizlere aktardık ve ana haber bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Kısa bir ara, aranın ardından spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız sevgili izleyenler. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki temsilcilerimizden Elazığ Özel İdare. Ligin ilk haftasında evinde konuk ettiği Alanya Belediyespor, Antalya Güneşi takımını son periyottaki müthiş mücadelesiyle 83-75 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü, ligin ilk maçında ilimizde karşılaştığı Alanya Belediyespor Antalya Güneşi Gençlik Spor Kulübü'nü 83-75 mağlup ederek sezona galibiyetle merhaba dedi. Saat 14'te İl Özel İdaresi Çimentaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın birinci ve ikinci periyotlarını 26-21 ve 25-22 üstün tamamlayan konuk ekip devreyi 51-43 önde bitirdi. İkinci yarıda toparlanan temsilcimiz 3. periyodu 22-17, 4. periyodu ise 18-7 üstün tamamlayarak karşılaşmadan 83-75 galip ayrılan taraf oldu. Temsilcimiz de 29 sayı atan Chana Fluker alınan galibiyette önemli bir rol oynarken Fatma Ata 18, İknur Yıldızhan ise attığı 15 sayı ile takımlarına katkı sağlayan isimler oldu. Elazığ Spor'da gol yememe ve kaybetmeme ünvanı Ağrı'da son bulurken Bordo Beyazlı takımımız bu kez de grupta en az gol atan takımlardan biri oldu. Ligin ilk 3 haftasında gol yemeyen ve mağlup olmayan Bordo Beyazlı takımımız Elazığ Spor bu ünvanlarını Ağrı'da bıraktı. Sezonun ilk golünü Ağrı'da penaltıdan kalesinde gören Bordo Beyazlı ekibimiz bu ünvanını kaybetse de maçı kaybetmeme adına sahada verdiği mücadele yetmedi ve yenilmeme ünvanı da Ağrı 1970 Spor karşısında son buldu. Bu ünvanların kaybedilmesiyle birlikte Bordo Beyazlı takımımızda gol atamama sorunu da ortaya çıktı ve 4 maçlık periyotta Elazığ Spor TFF 3. Lig 1. grupta son sıradaki Amasya Spor'un ardından attığı 2 golle grubun en az gol atan takımlarından biri oldu. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Muhammed Çimen U16 Handbol Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Gençlik ve Spor Kulübü'nün yetiştirmiş olduğu handbol sporcusu Muhammed Çimen U16 Handbol Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü, başarılı çalışmaları ve tamamının şehrimizin yetiştirdiği sporcular olmak üzere geldikleri seviye ve başarılarına yenilerini ekliyorlar. Handbol branşında başarılı çalışmaları ve performansı neticesinde Muhammed Çimen milli takım kampına davet edildi. Yine aynı takımda yer alan Yunus Altuner beğenilen performansından dolayı 1. Lig'de mücadele eden Yozgat Bozok Belediyespor Handbol takımına transfer oldu. Gençlik ve Spor Kulübü hem milli takıma sporcu yetiştirerek hem de şehrimizin yetiştirdiği sporcuların göze çarpan performansları ve kabiliyetlerinden dolayı ligde mücadele eden takımların dikkatini çekiyor. Milli takım kampına davet edilen Gençlik ve Spor Kulübü sağ kanat oyuncusu Muhammed Çimen handbol sporcusu 2-8 Ekim tarihleri arasında Ankara ilinde düzenlenecek olan 21 kişiden oluşan aday listesinde yer alarak U16 Handbol Milli Takım aday kampına davet edildi. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktardık ve spor bültenimizin de sonuna geldik. Bir başka haber kuşağında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.